Selamlar sevgiler canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah'ım hepinize iyilik, şifa, mutluluk, huzur versin. Rabbim bizleri korusun değerli dostlarım. Haftanın cumasına geldik, son gününe. Yani benim son iş günüm olduğu için mutluyum. Bu haftayı da devirdik, çok şükür zorlu bir hafta oldu benim için diyeyim. Tatilden aradan sonra. Bugün Hülya'nın evindeyim. Böyle bir başlangıç yapayım dedim. Ama inanılmaz bir sıcak var gerçekten. Şu an terler akıyor. Üçüncü kata çıktım. İşe başlamadan videomun girişini böyle yapmak istedim canlarım. Şimdi burayı sileceğim, süpüreceğim, camlarını sileceğim. O zaman işe başlayalım. Size keyifli izlemeler diyeyim. Evet canlar, öncelikle terası yıkamaktan başlıyorum işime. Şöyle, ya Allah, ya Bismillah deyip. İnşallah Rabbim bugün de kolay eyler. Evet canlarım, şöyle kabasını aldırdım, çamaşır suyu ekliyorum şimdi balkona. 2 haftadır yıkanmadığı için çok kirlenmiş. Böyle bir çamaşır suyuyla böyle temizleyeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere balkonu domestoslu suyla ovaladım. Temiz oldu. Camını da yıkadım şimdi. Geldi süpürmeye. Evet. Paspasları alıp dışarıya atıyorum canlar. Hava alsın. Şu halıyı da süpüreceğim, onu da dışarıya atacağım. Evet canlarım, suyumu doldurdum. Halanın yüzünü aldıracağım. Arap sabununu ekliyorum şöyle. Azıcık da içine beyaz sirke ekliyorum. Mikrobunu görsün. Tamamen bana bırakıyor Hülya Hanım. O benim yaptığıma güveniyor sağ olsun. Şurayı yap, burayı yap hiç demiyor. Dün de beni aradı. İstediğini yapabilirsin dedi. Ben de bugün böyle bir temizlik yapayım. O çok seviyor. Halıların yüzünü böyle aldırınca. Bütün üst kattaki halıların böyle yüzünü temiz suyla aldıracağım canlar. Zaten tertemiz. Gerçekten çok düzenli, temiz.
Normalde yarım gün geliyordum. Sen gidince hiçbir yere elleyemedim Derman dedi. O da kendisi de yapıyor yarım gün geldiğim için. Bütün gün geldi. Ben de bütün gün buradayım canlar. Bu üst katından bugün uğraşacağım bakalım. Elimden geldiğince. Elebildiğim yerlere elleyeceğim inşallah. Belki bu videomda başlangıcını ve son kısımlarını hani gösteririm. Evet, halıyı sildim. Şimdi bunu da dışarıya atıyorum. Hava alsın. En son giderken bunları sereceğim. O şekilde gideceğim canlar. Evet canlar. Şu camımı sildim. Videoyu çekiyorum zannetmişim. Neyse videoyu açmamışım. Sinekleri söktüm, onu yıkayacağım canlar. O camı da sildim. İçine beyaz sirke ve azıcık domestos ekledim. Bu alanı daha silmedim. Bir baktım ki çekiyorum zannedip çekmemişim. Neyse bir önce sonraki camı göstereceğim. Buranın da şöyle görüyorsunuz çamur olmuş artık. Hülya Hanım camlara girmedi ama ben toz olduğunu hissettim canlarım. Çok batmış. Şuradaki sinekliği yıkarken gördüm tozun nasıl indiğini. Gitmeden silmiştim aslında ben. Ama dışarıda da şu an bir çalışma var. Belki sesini duyuyorsunuzdur. Yani temiz kalması mümkün değil. Yol ağzı tam. Ben gireyim şimdi sinekliğini de yıkayayım. Görüyorsunuz. Diğer cama geçelim. Şimdi de bunu alacağım, buradan ineceğim. Şöyle önce pimapenleri silelim. Tüm yüzeyler için cilt var. O pimapenleri çok güzel yapıyor. Allah ikinci cama gelmeden sonra kirleri değiştireceğim. Evet. Suyumu değiştirdim camlar. Şöyle. Buranın terasın camları olduğu için. Böyle. Çömelip de siliyorum. Ama kolay oluyor içeriden dışarıdan camları silmesi. Aynaları neyle silebiliriz? Toz kalıyor diye soranlar oluyor genelde. Şöyle atlet parçasıyla silebilirsiniz camlar. Çok güzel iş yapıyor bu. Hem camlara hem aynalara. İkinci katın camlarını silmeyeceğim. Bir de aşağının camlarını silmeyi düşünüyorum. Hepsine bir anda yetişmem zaten imkansız. Hele bu yorgunluğun üstünde camlar. Evet. Diğer tarafın sineklerini yıkadım. Şimdi bu tarafın camını sileceğim. Sonra çıkacağım dışarısını sileceğim. Buranınkini yıkadım zaten. Orası kurudu. Orası da kuruyunca takacağım diğer tarafınki. Camları bu şekilde sileceğim camlar. Evet camlar tertemiz oldu camlar. Camlar bitince de daha iyi oluyor. Şimdi sıra geldi. Şuranın tozunu almaya. Şöyle göstereyim. Kitaplığın tozunu alacağım camlar. Suyumu bir değiştireyim. Su kirlendi hemen görüyorsunuz. Yeni bir bez ve evet, bu bölümün tozunu aldık. Buraya devam ediyoruz canlar. Şöyle. Bismillah. Toz alma işleminde bölüm bölüm. Buraya bu şekilde. İndireceğim.
her hafta toz alındığı için fazla toz olmuyordu ama tozlanmış. Bundan şişe olduğu için rahatlıkla toz alınabiliyor. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Nazım Hikmet. Çok güzel bir şey. Sizlerle de paylaşayım dedim. Her şeyin yaşanmamışları güzelmiş değerli dostlarım. Evet, toz alma işlemini de sizi fazla sıkmayın. Bu şekilde tozu alacağım. Banyo temizliğinde. Buranın tozunu aldım, görüyorsunuz. Parladı zaten. Şimdi şuranın tozunu alacağım. Evet canlar, yine geldik. Ayrı bir bezleri, banyo bezleri. Klozetin bezi. Ve şöyle klozetin içine iyice temizleyici var. Ondan döküyorum. Böyle bekletiyorum. Bunu en son yapıyorum. Her zamanki gibi cif kireç sökücü banyo var. O çok güzel biliyorsunuz artık. Ondan böyle sıkıyorum. Şurada bekletiyorum. Şöyle yerlerine falan. Bundan biraz da dolanıp tutacağım. Tamam, şimdi ıslatıyoruz bezlerimizi. Burayı domestosla sileceğim. Çamaşır suyuyla yani. Canlar, önce şöyle dolap kapaklarını aldırayım. Aldırıyoruz burayı da yine. Sonra kuru bezle kullanıcı testimiz oluyor. Hiçbir leke kalmıyor. İlk önce dolap kapaklarını seçeceğim. Sonra lavabosunu olacağım. Gözüküyorum, bilmiyorum. Çekerse paylaşacağız. Çekmezse paylaşacağız. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Azıcık şöyle sirke döküyorum. Azıcık musluğunu falan güzelce ovalıyoruz. Ondan sonra bu şakabinin içine geçeceğim canlar. Burayı da güzel ovalayacağım. Evet, yemişlerde bahçeyi temizlemeye gelmiş. Devam ediyoruz canlar. Şöyle artık durulama aşamasına geçtim bu lavaboyu. Şuralar falan yeni almış gibi oluyor. Silip fırlayınca. Bezimi yıkayacağım. Şimdi alt taraflarda sileceğim. Sonra duş kabinin içine geçeceğim. Evet, kuruluyoruz şimdi. Bunu şöyle duş kabinin içine atlayalım. Diğer taraflar çekileceğim canlar. Çünkü
karanlık, belki görünmeyebilir orası. Yaptım. Burayı şöyle size göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Hala da karanlık. Tripod olduğu için göstermekte de zorlanıyorum. Çıkarınca da dağması zor oluyor. Şimdi geçelim. Evet canlar. En sonunda yerleri siliyoruz. Bunlara burada çamaşırlar asılıyor. Bundan bulduğu için toplamadım. Bu şekilde sileceğim. Yine birileri sildikten sonra kapanışı yapacağım. Çünkü hem çekim hem temizlik zor oluyor. Banyoyu sildim, burayı sildikten sonra banyonun yerlerini şöyle göstereyim. Kantaron yağı değerli dostlarım. Hülya'nın kantaron yağı yapmış. Terasın temizliğini bu şekilde bitirdik. Görüyorsunuz. Banyoda temizlendi. Yerlerini de sildim mi? Tamam. Evet canlar. Terasın her yerini bitirdik. Bileda'yla bir aldım gittim. Şimdi bezle kıyı köşeyi almak için şöyle görüyorsunuz tertemiz oluyor. Şuraların demirlerin tozunu falan aldım. Burayı da silip ineceğim. Benden bugünlük bu kadar olsun. Evet, Hülya'nın bahçesi çok güzel olmuş. Bu çiçekler açmış. Görüyorsunuz. Bayağı bir değişiklik olmuş. Bahçe çok hoşuma gitti. Ne güzel açmışlar. Bunları çok seviyorum ben. Bu şekilde yapınca mis gibi kokuyorlar. Oh. Yanım bahçesi küçük ama maşallah. Maşallah. Eniştem geldi, çimlerini biçti gitti. Görüyorsunuz. Maşallah, sübhanallah. Dar. Panjurlar. Tertemiz oldu görüyorsunuz. Şu camları falan sildim. Balkonu yıkadım. Şöyle. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Allah herkese böyle güzel ev nasip etsin. Bizlerden bugünlük bu kadar değerli dostlar. Kanalımızda kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.